Suriye eskiden beri PKK'yı alenen destekliyordu. Irak da alenen destekliyordu. Şimdi Suriye'de savaş olunca Suriye paniğe kapıldı. PKK'ya işte ne yaparsanız yapın, işte silah mı istiyorsun, cephane mi istiyorsun, ne alıyorsanız alın gibisinden. Daha da destekleme kararı aldı PKK'yı. Efendim. Ama PKK'ya karşı askeri yöntem, polisiye yöntem etkili olmaz, söyleyeyim. Eğitimin dışında bir yol olmaz. Bakın, daha çıkarttıkları adama ilk yaptıkları şey, hemen eline silah verip hadi git olaya karış demiyorlar. Önce ne diyorlar? Sana gel bir Marksizmi Leninizmi anlatalım diyorlar. İlk baştan başlıyorlar. Kainatın yaratılışından başlıyor. Kainatın haşa tesadüfen olduğunu söylüyorlar. Canlıların Darwinizmin anlattığı tarzda tesadüfler sonucu oluştuğunu söylüyorlar. Haşa Allah'ın, kitabın, dinin, imanın olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla insanlara acımanın, merhamet etmenin akılsızca bir hareket olduğunu, onların böcekten farkı olmadığını, nasıl böcek öldürürken, efendim bir sineği öldürdüğünde nasıl acımıyorsa, insanı öldürürken de aynı acımasızlık içinde olması gerektiğini ona telkin ediyorlar, eğitiyorlar. Allah yok diyorlar, kitap yok, ahiret de yok diyorlar. Ama bunu anlatırken Darwinizmi, materyalizmi öğreterek anlatıyorlar. Yani devlet nasıl Darwinizmi, materyalizmi anlatıyorsa, PKK da Darwinizmi, materyalizmi anlatıyor. Ondan sonra da Allah yok gördüğünüz gibi diyor. Tarihte diyor, fakirlerle, ezilenlerle zengin sınıfın çatışmasından ibarettir diyor. Yani yakın tarihe de baktığınızda bunu görürsünüz diyor. Ezenlerin, ezilenlerin çatışması vardır. Siz ezilenlersiniz, ezenlerle çatışacaksınız diyor. Çatışırken, yani bir çelişki vardır aranızda diyor. Yani onulmaz bir çelişki vardır. Bir çatışma olacaktır diyor. Tezle antitez çatışacaktır. Bunun sonucunda bir sentez oluşacaktır. Buna devrim diyoruz diyor. Devrim oluşacaktır. Devrimin sonunda mülk, mal, devlet tamamen sizin elinize geçecektir. Yani devlet zaten sizi ezmek için kurulmuş bir meselesidir diyor. Polis, asker, mahkemeler, savcılıklar bu ezilen sınıfları ezenlerin kontrol etmesi için yapılmış bir sistemdir, bir kurumlaşmadır diyor. Dolayısıyla bu kurumlaşmaya ve bu kurumun elemanlarına her gördüğünüz yerde saldırın, öldürün, mahvedin, bombalayın ki rahat edesiniz diyor. Yani terörün ve şiddetin dışında sizin bir kurtuluş yolunuz olamaz diyor Lenin. Adamlar da bunu yapıyor şu an. Bunun yanlışlığının anlatılması durumunda gayet efendi, terbiyeli, makul, dengeli, tutarlı, şefkatli, merhametli insanlar oluşur. Allah'tan korkan, Darwinizmi, materyalizmin geçersizliğini anlayan, mesela sizler nasıl Muğlis, güzel huylusunuz, güzel ahlaklısınız, değil mi? Eğitimden oluyor bu. Tabii hocam. PKK'da eğitilirse, onlar da insancıl, makul insanlar haline gelirler. Yeni katılanlar. Yani daha cinayet işlemediyse, bilmiyorum şey yapmadıysa, cinayet işlediyse zaten cezasını çekecektir. Ama eğitim konuyu halleder. İnşallah. Adam eğitimden onu canavar haline getirmiyor mu? Sen de eğitimden canavarı insan haline getireceksin. Bu kadar açık. Evet. Ya o insanı eğitimden canavar yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapıyor. Evet. Sen de çok daha donanımlısın imkan olarak. Eğitimden canavarı insan haline getireceksin eğitimden. Gayet kolay. Tabii. Gayet mümkün. İmkan da var. Radyolar, televizyonlar, gazeteler var, basın var. Solcu yazarlar çıkıyorlar. Darwinist, materyalist yazarlar. Hiç utanmıyor musunuz ya diyor. Sizde hiç vicdan yok mu diyor adama. Kardeşim sen dini kabul etmiyorsun. Allah'tan korkmuyor musun diyor adama. Nasıl vicdanın var diyor. Kardeşim sen Allah'ı inkar ediyorsun ya zaten. İnkar ettiğin Allah'tan nasıl korksun o? Sen tesadüfen böcekler gibi oluştunuz diyorsun. Balıktan oluştunuz. Atanız mikrop diyorsun. Değil mi? Mikroptan oluştunuz diyorsun. Baba mikrop diyorsun. Adam da etrafındaki insanları bakteri gibi görüyor. İnsan olarak görmüyor. Sen Darwinist materyalist eğitimi yaparsan sonucu bu olur işte. Sezen Aksu dünya tatlısı ama derin düşünmüyor. Yani konunun Darwinizm ve materyalizmin kaynaklandığını görmüyor. Ya kardeşim sen bir sanatçısın, çık. Ben Darwinizm ve materyalizme karşıyım de önce, değil mi? Hem basına demeç ver, hem konserinde söyle. Ben bir olan Allah'a inanıyorum de. Müslümanım elhamdülillah de. Tabii hocam. Bütün Müslümanlar birleşse bu Allahsızları anında durdururuz de. Tabii. Müslüman alemin paramparça de. Çözüm budur.
sen akil adam olarak en akil, en akıllı sözün bu olur. Tabii. Bunun dışında ne söyleyeceksin? En güzel sözü Allah söylüyor Kur'an'da. Allah'ın söylediğini söyleyeceksin orada. İnşallah. Ve net çözüm olacak. E bunun çözüm olduğunu herkes de biliyor zaten. İslam alemi birleşse ne kalır geriye? Bitti. Ama İslam alemi Mehdi olmadan birleşemiyor. Alimler, hocalar habire çıkıyorlar. Birleşelim de birleşelim. E hadi birleş. Birleşemiyorsun. Allah birleştirmez seni. Allah seni paramparça eder. Sen Allah'ın dediğini kabul etmiyorsun. Peygamberin dediğini kabul etmiyorsun. Mehdi'yi kabul etmiyorsun. Peygamber'e akıl vermeye kalkıyorsun. Haşa, Allah'a akıl vermeye kalkıyorsun. Allah'ın dediğini beğenmiyorsun sen. Allah çözüm bu diyor. Yok ya Rabbi diyor, haşa, ben başka bir çözüm buldum diyor. Ya Allah o zaman seni süründürür, perişan eder. Olmaz. Olmaz.